geliyor. Sefa geliyor. Islak altında yaz neşesi var. Türkiye'ye selam olsun, deva geliyor. Aman yurda selam olsun, deva geliyor. Vatan bu bizimdir, ötesi mi var? Aman da canlar ne hoş imiş, deva bulması. Hak, hukuk, adalet yar yar kusur olması. Tut tut nefesini yar yar, deva geliyor. Umudu sırtlayıp yar yar, sefa geliyor. Tut tut nefesini yar yar, deva geliyor. Umudu sırtlayıp yar yar, sefa geliyor. Evet sevgili izleyenler, sevgili Balkanlar TV izleyenleri, Küçük Beceki sohbetlerimiz devam ediyor. Deva Partisi ilçe başkanlığındayız. Yanımızda çok değerli, genç, dinamik, yakışıklı başkanımız Kaan Engin Özaydemir başkanımız var. Başkanım tekrardan merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba. Güzel bir geceydi. İyi akşamlar. Nasıl geçti bu gece? Güzel bir konumuz vardı. İstanbul Başkanımız sevgili Erhan Erol Bey vardı. Doktor, bir önceki dönemde Karşıkonbaşı Belediye Başkanımız. Bir önceki sohbetimizde de yine İdris Şahin Beyler buradaydı. İlçemiz gerçekten bence partimizin en değerli, en üst kademe yöneticileri tarafından ziyaret ediliyor. Teşkilatlar anlamında, işte seçim dönemi hakkında, ilçe yönetimi hakkında mutlaka istişarelerimiz oldu. Basına açık olan kısımlar olduğu gibi basına kapalı kısımlar da oldu. Bu geceyi genel olarak değerlendirirsek neler söylemek istersiniz? Harika bir geceydi. Şimdi yeni il başkanımızın bizi ziyareti bizi oldukça memnun etti. Özellikle kendisinin yorgunum dediği bu akşamdaki enerjisini görüyorum. İstanbul teşkilatları gerçekten çok çalışacaklar. Gecenin bu saatinde benim yorgun halim bu diyen bir il başkanıyla birlikte çalışacak. İstanbul ilçe teşkilatlarının gerçekten Deva Partisi'nin çok kısa bir sürede çok yukarıları taşıyacağını ben bu gece çok çok daha fazla inanmış oldum. Özellikle Erhan Başkanımız içeride bir 3 aylık plandan da bahsetti bizlere, yönetim kuruluna hitap ettiği bölümde. O 3 aylık bölümde bu tempoyla çalıştığımız takdirde Deva Partisi'ni şu ana kadar gönlümüzden geçen ama belki de biraz buruk kaldığımız, o arzu ettiğimiz noktaya çok hızlı bir şekilde taşıyacağını ben yürekten inanıyorum. Kendisi çok tecrübeli bir insan, siyasette çok başarılı geçmiş olan bir insan ama bütün bunların ötesinde pozitif enerji veren bir insan. O bu özelliği yönüyle benim çok dikkatimi çekti bu akşam. Onun da bizden çok güzel bir enerji aldığına ben yürekten inanıyorum. Dolayısıyla İstanbul'u yeni bir dönem bekliyor. İstanbul'u yeni bir dönemle kavuşturduğumuz takdirde Türkiye'yi de yeni bir dönem bekliyor demektir. Efendim biz baktığımız zaman Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan olsun, İstanbul Başkanımız Sayın Erhan İnan Bey olsun, Erol Bey olsun, sizde olun. Hep böyle bir naif bir çizgi var, kibar bir söylem var, daha siyasette böyle bir nezaketi ön plana çıkan bir tarz var. Sizce bu şu anda Türkiye'de ihtiyaç duyulan bir durum mu? Ya da mevcut siyasi ortama nasıl etki eder? Bir de söylediğiniz gibi başkanımız koltuğundan güç alan değil, koltuğuna güç veren deneyimde, tecrübede ve öyle bir kariyer, öyle bir siyasi başarıyla bu noktaya gelmiş. Sanki yani ne olacağını kestiremeyen değil fakat ne olacağını aşağı yukarı az evvel sizinle yapmış olduğunuz hesaplamaları ben izlemiştim. Yani neredeyse nereye varacağını tam anlamıyla yani 12'den vuracak şekilde bir yol takip ediyor. O anlamda bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sizin nezaketiniz, İstanbul Başkanımızın nezaketi, Genel Başkanımızın nazik tavrı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonunda söyleneceği başta söyleyeyim. Zannedildiği kadar nazik bir siyasi hareket veya partide değiliz. İktidarı değiştireceğiz. Ve bunu nasıl gerekiyorsa o şekilde çok çalışarak gerçekleştireceğiz. Siyasetin dili, üslubu, yapılış şekli, siyasetçinin kendisi ve kurumlarıyla halkımızla kurduğu ilişki gerçekten son 5 yıl diyebilirim, son 7-8 yıl diyebilirim. Ama özellikle son 5 yılda çok bozuldu. Bu bozulmuşlukla birlikte Deva Partisi'nin Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın, İl Başkanımızın ve bütün parti üst kademe teşkilatlarına görevli yöneticilerimizin takılmış olduğu tavır, evet belki naif olarak adlandırılabilir ama öncesinde ben şöyle adlandırırım. Olması gerektiği üzere saygılı bir siyaset tarzı var partimizde. Bununla birlikte evet zaman zaman çeşitli mecralarda
bizlere de söyleniyor. Acaba biraz daha sert bir üslupta, sert bir dil mi kullanılmalı diye. Katılmıyorum. Meramımızı sesimizi yükselterek değil ama ne yapacağımızı iyi bilerek, kararlı, hesaba kitaba dayanan ve muhataplarımıza saygı duyan bir dille anlattığımız zaman bu kararlılığı biz yine göstermiş olacağız. İnsanların peki demek istediği şu, mesajınızı sert bir üslupta verin derken kararlılığımızı görmek istiyorlar. Ama kararlılığımızı göstermek için bu işe ne kadar hazır olduğumuzu gösteren, onların inancına, aklına, mantığına hitap eden bir üslup kullanmamız ve onlara saygı gösterdiğimizi bir şekilde belli etmemiz bence çok çok da önemli. Bir kere daha altını çizmek istiyorum. Özellikle son 5 yılda siyasetçi ve siyaset kurumları ile halkın arasında kurulan ilişkide sertlik de değil, çok ciddi bir saygı eksikliği görüyorum. Partimizin en başta bunu onarmaya çalıştığını görüyorum. Benim de bu partide siyaset yapmamın en temel nedenlerimden biridir. Halkımızın yıllarca kötü yönetildiğimize inandığımız bir dönemde dahi belirli bir oy verme alışkanlıkları değiştirememesinin temelinde şu ana kadar oy vermeye değer bir parti görmemesi vardı belki de. Ama Deva Partisi'nin bu algıyı da değiştireceğini ve çok kısa bir zaman diliminde bütün istatistikleri, anketleri gerçekten değiştireceğine inanıyorum. Ve Deva Partisi ile birlikte 2003'te nasıl bu ülkede bir alt üst oluş yaşandıysa Türk siyaset sisteminde, 2023'te de Deva Partisi sayesinde aynen böyle bir alt üst oluşu yaşanacağını inanıyorum. Çünkü milletimiz 2019 yerel seçimlerinde, İstanbul özelinde söylüyorum, İstanbul'da olduğumuz için, bir cevap verdi, bir mesaj verdi. Belki bir sarı kart gösterdi 31 Mart seçimlerinde. Ama maalesef mevcut iktidar partisi bu sarı kartı anlayamadığı için seçimler yenilendi ve 23 Haziran'da halkımız mesajın algılanmadığını gördüğü için bu sefer kırmızı kart gösterdi. Ben buradan yola çıkarak halkımızın, seçmenimizin gelecek ilk seçimde doğrudan kırmızı kart göstereceğine inanıyorum. Genelde eş dost arasında böyle seçimler ne olur gibi tahminlerde bulunduğumuzda ben partimizin lider parti olacağını inandığımı söylüyorum. Meclisin yapısının çok farklı olacağını, belki çok az sayıda partinin bulunduğu bir meclis olacağını inanıyorum. Ve belki AK Parti'nin meclise bile giremeyebileceğini düşünüyorum. Tabii ki bugünden baktığımızda bunlar çok zor. Bunlara inanması, bunları dillendirmesi çok zor. Ama 2003 koşullarını düşünelim. O günlerde de gerçekten bizi çok şaşırtan bir tablo çıkmıştı. Ve 2003'te milletimiz ne kadar yorulmuşsa, ne kadar daralmış ve bunalmışsa, o bunalmışlıkta nasıl çok hemen hemen hiçbir siyaset bilimcinin tahmin edemediği bir sonuç ortaya koymuşsa, 2023'e gittiğimiz periyotta milletimiz 2003'ten çok daha yorgun, çok daha bunalmış durumda. Ve ben tahmin ediyorum çok daha sert bir cevap verecek. Ve Deva Partisi inşallah bu ülkenin yeni oluşumunda, belki gelecek 20 yılının şekillenmesinde lider parti olacak. Benim inancım bu yönde. Sevgili Başkanım, ben sizde bir güven ve bir iddia görüyorum. Biraz zor bir soru sorayım. Yani bu iddialara karşılık, yani samimi olarak konuşuyoruz. Yani gerçekçi olarak, real olarak soruyorum. Küçükçekmeceyi nasıl kazanacaksınız? Yani tabii ki yumuşak bir söylem var ama bunu fırtınadan önceki sessizlik olarak algılayalım ya da bir hazırlık aşaması olarak algılayalım. Tabii ki burada baktığımız zaman il başkanımız, diğer yöneticiler, gerçekten güçlü bir Deva Partisi'nin bir ekibi var. Bu bağlamda sizin de mutlaka Küçükçekmece'yle ilgili planlarınız var. Ya da Küçükçekmece'deki seçimin nasıl kazanılacağıyla ilgili de mutlaka bir stratejiniz var. Biraz da bunlardan bahsedelim. Bunu sorsam erken olur mu? Tam şu anda 2,5 yıl var. Aslında bir seçimden diğer seçime tam ortadayız. Pandemiyi atlattık. Bundan sonra sanki bir hızlanacak bir seçim süreci var gibi gözüküyor bize. Şimdiden bunu konuşmaya başlayabilir miyiz başkanım? Tabii benim en sevdiğim sözlerden birisi siyasette vatanını en çok seven vazifesini en iyi yapandır. Ben de bu düsturla bu soruya 2023 seçimlerini düşünerek bir cevap vereceğim Küçükçekmece özelinde. Tabii 2023 seçimleri diyoruz. Adı 2023 olduğu için belki erkene de alınabilir. Açıkçası bu bizim ötemizde bir konu. Biz her an seçime hazır olmaya çalışan bir teşkilatız, ilçe teşkilatı olarak da. Şu an en hızlı ve ilk başlayan çalışmalarımız bizim seçim işleri komisyonlarımız oldu. Biz şu an saha ekiplerimizle ilgili şimdiden sandık görevlerimizi bulmaya ve onları eğitmeye başladık. Bize insanlarımız üye olmaya geldiğinde biz onları seçmen listelerinden hangi sandıkta olduklarını görerekten o sandığı da onlara zimmetliyoruz.
Çünkü bu ülkede seçimler vaktinde de olabilir, erken de olabilir. Bu bizim dışımızda bir konu. Ama erken olabilecek bir seçime de şimdiden hazır olmak bizim vazifemiz. Küçükçekmece seçmeni, Küçükçekmeceli hemşehrilerimiz çok basiretli seçmenler. Ülkemizde hani doğrudur, yanlıştır. Bazı beldelerin, bölgelerin adı bazı partilerle yıllardır anılır. İşte şu ilçe şu partinindir, bu il bu partinindir diye. Ama Küçükçekmece'de geçmiş dönem seçimlere baktığımızda Küçükçekmece'li hemşehrilerimiz akıllarıyla ve vicdanlarıyla oy vermişlerdi. Hizmeti öne almışlar ideolojiden daha çok. Dolayısıyla Küçükçekmece seçmeninin de 2023 seçimlerinde genel seçimlerde bu sahiplerle oy vereceğine inanıyorum. Dolayısıyla partim, Deva Partisi, ülke genelinde Genel Başkanımız Ali Babacan liderliğinde şu anki siyasetini bu ivmeyle artırarak sürdürdüğü takdirde biz Küçükçekmece'de de genel seçimlerde inşallah partimize, Deva Partisi'ne en güzel sonuçları sunan öncelikli ilçelerden birisi olacağız. Bir kere daha söylüyorum, en çok güvendiğim liderimiz Ali Babacan, İl Başkanımız Sayın Doktor Erhan Erol ve tabii ki Küçükçekmece'li hemşehrilerimizin oy verirken çalışmayı, kendisine kimin hizmet vereceğini baz almasın. Dolayısıyla çalışma konusunda çok istekliyiz biz. Çünkü biliyoruz ki çalışırsak seçmen bizi ödüllendirecek. Efendim ben de vermiş olduğunuz bir yandan dolayı size çok teşekkür ediyorum. Son olarak Balkanlar TV izleyenleri Küçükçekmece'de bizi çok yakından takip ediyorlar. Diğer İstanbul'da işlerinde olduğu gibi. O bağlamda seyircilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi başlayalım. Sevgili izleyicilerimiz ve hemşehrilerimiz bize güvensinler. Çok güzel bir yönetimimiz var. Yönetimimizin %86'sı ilk kez siyaset yapan insanlardan oluşuyor. Ve Küçükçekmece'de içerisinde ziyadesiyle Rumeli, Balkan Türklerinin ve o bölgenin göçmenlerinin, insanların, temsilcilerinin yer aldığı Küçükçekmece'nin tam bir temsilini sağlamış güzel bir yönetimimiz var. Ve bu yönetimin çoğu benim gibi aynı şekilde anne, baba ve hayatın içerisinden gelmiş kimlikleri taşıyan insanlar. Hepimiz kendi çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. Ben özel güvenlik listede oturan bir ilçe başkanı değilim. Ben de bir apartmanda oturuyorum. Yıllardır aynı adreste ikamet eden bir insanım. 20 yıldır Küçükçekmece'de ikamet ediyorum. Halkın içerisinde yaşayan bir insanım. Seçim için, gelecek için bu ülkeye biz çok daraldık, çok bunaldık, bunu yapacağız dediğimiz her noktada o daralan, bunalan insanlardan birisi benim. Arkadaşlarıma da her zaman diyorum, siyaseti önce kendiniz için yapın. Aileniz için yapın, sevdikleriniz için yapın, Küçükçekmece için yapın. Çünkü inanıyorum, insani olarak da, İslami olarak da kendisine hayır olmayanın topluma hayır olmaz. Dolayısıyla bizim arkadaşlarımız Küçükçekmece'nin içinden çıkmış, bağrından çıkmış, hayatın içinden gelmiş insanlar. Hepimiz dertliyiz. Kendi dertlerimizle, Küçükçekmece'nin dertlerinde Deva Partisi'nin politikaları sayesinde çözeceğiz. Az kaldı, sabredin. Evet, sevgili izleyenler, bizler de sevgili Kaan Eylül Başkanımıza bizleri burada misafir ettiği için, bizleri bu güzel toplantıya davet ettikleri için çok teşekkür ederiz efendim. Başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun. Biz teşekkür ederiz. Bizi gelsin. Bu etkinliklerimize yalnız bırakmadığınız için. Çünkü partimizin adı Demokrasi ve Atılım. Demokrasinin en önemli kurumlarından ve kuramlarından biri medya. Basın özgürlüğü çok kıymetli. Bugün ülkede ses duyurmanın çok zor olduğu günlerde sesimizi duyurmamıza yardımcı oluyorsunuz. Bu akşam bize eşlik eden bütün medya kuruluşu temsilcilerinin nezdinde size çok teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin sevgili izleyenler.